Evet, estetik cerrah operatör Doktor Volkan Kıyak bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize meme büyütelim. Büyütme ameliyatı. Çok, evet. Çok soru geldi. Ya gencecik kızlar görüyorum. İnan yani saklamaya çalışıyorlar kendilerini. Çünkü o göğsün eksikliği onlara göre ciddi bir psikolojik problem de yaratıyor üstlerinde galiba, değil mi? Evet, aslında yaş böyle 16 civarlarında çok ciddi başlıyorlar işte. Ben büyütmek istiyorum, anne gideceğim falan vesaire. Ama tabii ki bir 16 yani yaştaki bir hasta hiçbir şekilde için yapmıyoruz biz kedi böyle. Olarak meme büyütme ameliyatı yaptıran kızlar ya duydum. Bazen işte aile izin verirse cerrahlarımız var. Ben 18'den önce kesinlikle dokunmuyorum. Yine de 18'i bekliyorum. Ama gerçekten bunu kompleks olabilecek kadar değil mi? Evet. Bekletilmesi gereken bir şey yok. Kişinin eğer ruhsal yapısını etkilemeye başlamışsa 18'den itibaren yani ortalama 1,5-2 saatlik bir ameliyatla tamamen yeni bir görünme kavuşması mümkün. Aslında bugün silikon getirmeyi düşünüyordum buraya, gösterecektim. Keşke getirseydin. Üzerine çıkıp zıplıyorsun, patlamıyor. Yani evet. Onu göstermek için dedim. Ama unutmuşuz ya, kusura bakmayın. Belki bir dahaki sefere getiririz. İnşallah. İşte silikonlar artık böyle eskiden bir tarif veriyorduk. Diyorduk işte bunu kullandın 5 sene sonra işte değiştir, 10 sene sonra değiştir. Ya bu bir silikon çıktı, bu çok güzel, 15 sene gidiyor vesaire. Şimdi yeni silikonlarda bunlar da konuşulmuyor. Yani bir 10 sene, 15 sene, 20 sene diye konuşmuyor. Aksine silikonlar şey yapıyorlar. Ömür boyu patlamama garantisi veren firmalar var. Ya yani diyor ki ömür boyu bu patlamayacak dedi. Ama tabii bu zamanla göğsünüz tekrar bir aşağı sarkar mı, sarkmaz mı? O biraz yapınızla ilgili. Ya yani sonuçta et bir et, bu kemik değil yani. Sonuçta yer basın, yer çekimine bağlı biraz aşağı inmesi mümkündür. Sütyen İncek kullanımı mesela bu etkiyi azaltıyor mu? Şimdi o tam böyle farklı bir durum. Şimdi hastalarıma diyorum ki kullanmak işte ameliyattan sonra sütyen kullanın vesaire, ama diyor hocam sütyen kullanacaksam niye ben bunu aldım, yaptırdım, bilmem ne yaptım. Bu, aslında artık vazgeçtim ben, söylemiyorum. En azından diyorum ki iyileşince kadar 2-3 hafta kullanın da sonra ne haliniz varsa görün diyorum. Çünkü yani kullandığın kullanmadansa çok, eğer kas altına koymuşsan çok fark olmuyor. Düşecek, düşüyor, düşmeyecek, düşmüyor. Ama zaten hemen böyle yaptığınız 2 ay sonra, 3 ay sonra ya da 1 sene, 2 sene sonra düşmüyor. Kas altına koymuşsanız, eğer meme dokusunuz gerçekten azsa zaten, o memenin tüm yapısını verdiğin silikon veriyor. Ve bu konularda bence memesi daha küçük hastalar daha şanslı. Ciddi çünkü misin? Aşağı saracak bir meme dokusu yok fazla. Ha, evet. O zaman güzel bir yere, kasın altına güzelce silikonu yerleştirmişseniz o aşağı düşmesi çok çok zor oluyor. Uzun yıllar, 20 sene sonra bile daha yeni yapılmış gibi duran hastalarımız oluyor. Örnek veriyorum, 18 yaşında olmuş bir 40 yaşına geliyor, dimdik göğüsler durabiliyor. Çünkü kas onu bir emniyet kemeri gibi sarıyor, tutuyor. Tam altına koyuyorsunuz. Kas altına koymanın dezavantajı ne derse dezavantaj şudur. Ameliyatın başında birkaç gün ağrı çekiyorsunuz. Çünkü kasın altında, kas da kola bağlıdır. Kolu kaldırırken, hareket ederken ağrı hissediyor kişi doğal olarak. Ama bu birkaç günlük bir ağrıya katlanmak gerekli. Bu da dayanılmaz bir ağrı falan değil. Zaten mesela ilk gece hissediyor. Zaten etkili ağrı kesici de var. Böyle morfin tarzı şeyler de yapabiliyoruz. Eğer çok ciddi ağrısı varsa, çok kişi ihtiyaç olmuyor ama olursa morfin falan da verilebiliyor. O ilk günü atlattıktan sonra pek sorun olmuyor zaten. Bir de kas altında yaptığınız zaman ileride anne olacaksa ve süt verecekse hiç, evet, problem yaşamıyor galiba. Meme dokusundan tamamen uzaktasınız. Yani memeyle alakanız yok ki, zaten kasın altındasınız. Meme dokusuna zarar vermesi. Yani işte hamile kalım, süt vereceğim, çıkartayım. Ya çıkartma, bir şey olursa çıkartırız ama yani gerek yok, gidip de şey yapmıyoruz. Hastamız işte süt verecek, çıkaralım. Öyle bir şeyimiz yok. Hani yanlış bilinen şeylerden biri bu, işte çocuklar doğursa ondan sonra silikon koysun. Ya zaten kızcağız öyle bir psikolojisi bozulmuş ki, yani bir erkekle karşılaştığında kendi yetersiz hisseden tipler oluyor. Yani bu aslında böyle bir şey değil. Yani bir siz memeniz varsa güzelsiniz, yoksa küçükse yok, çirkinsiniz değil. Yani öyle bir şey yok ama kişinin öyle algılayan hastalar oluyor. Bu kişinin zaten doğal sosyal yaşamını da etkiliyor bu zaman. Bu öyle olunca. O zaman yaptırsın madem bu kadar etkileniyor. Üstelik madem anne olduğunda süt vermesinde de bir problem yaşamıyorsa, evet, o yani halde beklemesine de bir anlamı yok. Biraz insan psikolojisi bence ön planda tutmak gerekiyor bunu. Bazıları var, küçücük göğsü var. Hiç rahatsız değilim ki diyor. Şimdi sen bunun kafasında gel silikon koyalım, kalmaz ki. Yok tabii, bu keyfe keder sonuçta. Bu ihtiyaç hissediyorsa, ihtiyaç hissetmiyorsa bir anlamı yok.
Yani herkesin kocaman memesi olacak ya da herkesin küçük memesi olacak diye bir şey yok. Daha dik duranlar, daha dik yürüyenler, kendinden daha emin olarak hayata devam edenleri artıyor. Görüyoruz değil mi? Özellikle bu yaz, kışın yine bu çok sorun olmuyordu. Bizim bugün işte o yüzden ameliyata da geç geldim. İki tane kız kardeş ısrarla hocam benim mememi yapın 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 İkisi falan. İkisi birden. Aynı gün istiyoruz vesaire. Ben de ya programım var vesaire. Tabii yetişiriz dedik de yetişmedik. Çok erken başlasak bile yetişemedik. İki kardeş birden iki iyileşecek kardeş, şimdi. Evet, ikisi beraber şey oldular. Ameliyat daha oldular. Güzel hissedecekleri bir duruma soktuk onlar diyelim. Yazın, o zaman iyi ki yüzden, varsın diyelim biz de. Teşekkür ederim. Doldu mu süremiz yine? Doldu. Volkan'cığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vallahi işte en yoğun olduğu zamanlar bahara girişte Volkan'ın. Böyle bahara oluyor. Girişte. Hastalarımız gerçekten yoğun. Yine de vakit ayırdın, yetiştin. Vallahi bu programda da uzun süreli beraber program yapıyoruz ama özveriyle yapıyorsun. Çok teşekkür ederiz evet, bu arada. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Önemli.